Bu videoda amacımız bu E1 tepkimesinin mekanizmasını göstermek olacak. Yani soldaki alkil halojenirden sağdaki alkene gideceğiz. Öyleyse başlayalım. İlk adımımız bir ayrılan grubumuzun ayrılması. Bu bağdaki elektronlar klorür anyonunu oluşturmak için klora kapanır ve böylece iyi bir ayrılan grup olarak bildiğimiz klorür anyonu ortaya çıkmış olur. Böyle olunca burada kırmızıyla işaretlediğim karbondan bir bağ alıyoruz. Bu yüzden burada bir karbokatyon oluşacak. Şimdi buraya karbon iskeletini çizelim. Burada metil grubumuz var. Onu ekleyelim. Evet, kırmızı karbonumuz da şurası. Ve bu bir sekonder karbokatyon. Karbonun artı bir yükünü de unutmadan ekleyelim. Evet, bu bir sekonder karbokatyon. Çünkü kırmızı karbon doğrudan iki karbona bağlı. Tabii buna baktığımızda burada karbokatyon düzenlemesi olasılıkları mevcut. Sağdaki mor karbon üzerindeki metil gruplarından birini alabilir ve artı yüklü karbona taşıyabiliriz. Böylece bir metil göçü yapmış oluruz. Metil göçü yapmamızın nedeni daha kararlı bir karbokatyon oluşturmak. Ve burada artık bir metil grubu kalıyor. Yukarıdaki zaten başlangıçtaki metil grubumuzdu. Yani bu aşağıdaki bir metil grubunu kırmızı karbona taşıdık. Şu kırmızı karbonu bir işaretleyeyim. Metil grubunu buraya taşıdık. Şimdi onu buraya ekleyelim. Yani aslında bu karbondan bir bağ götürmüş olduk. İşte burası. Ve böylece bu karbonun artık artı bir formal yükü oldu. Ve böylece bu karbokatyon artık tersiyer bir karbokatyon oluyor. Şimdi bu karbonları gösterelim. Mavi karbon doğrudan 3 karbona bağlı durumda. Bu karbon, şu karbon ve buradaki karbon. Artık bu bir tersiyer karbokatyon ve bunun sekonder karbokatyondan daha kararlı olduğunu biliyoruz. Karbokatyonumuz burada polar. Protik çözücü olmasıyla daha da kararlı hale geliyor. Yani elimizde şu anda çok kararlı bir karbokatyon var. Bu noktada iki olası tepkime yolumuz olabilir. Elimizde nükleofil görevi görebilen suyumuz var. Ve bu olursa sübstitüsyon ürünü elde ederiz. Ama şimdi bir eliminasyon ürününe ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Çünkü sağ tarafta alken görüyoruz. Bu durumda su bir baz görevi görüp karbokatyonumuzun yanındaki karbonlardan birinden bir proton alacak. Yani bu mor karbonlardan birinden. Ürünümüze dikkatli bir şekilde baktığımızda bu karbon ve şu karbon arasında çift bağ oluştuğunu görüyoruz. Yani bunun anlamı üstteki mor karbondan proton almamız gerekecek. Onu yuvarlak içine alayım. Evet, bu karbondan bir proton almamız gerek. Şimdi bir tane daha çizelim. Çünkü bu karbona bağlı bir hidrojen olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi burada su zayıf bir baz görevi görüyor. Suyu da buraya bir çizelim. Evet. Böylece su bu protonu alıyor. Yani oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri bu protonu alıyor. Ve buradaki elektronlar buraya geçerek çift bağ oluşturuyor. Böylece ürünümüzü elde ediyoruz. Şimdi bu elektronları gösterelim. Çift bağı oluşturan elektronlar şurada. Lacivertle gösterelim. Buraya gelerek alkenimizi oluşturmuş oldular ve böylece bu tepkime için olası bir mekanizma göstermiş olduk. Şimdi bir başka E1 tepkimesine bakalım. Bu kez amacımız bu eliminasyon tepkimesinden çıkacak tüm ürünleri çizmek olacak. Öyleyse bir bakalım. Sol tarafta alkolümüz var. Ve alkolümüzü sülfürik asitle tepkimeye sokup tepkime karışımımızı ısıtıyoruz. Daha önceki videolardan gördüğümüz üzere alkol olduğunda ilk adımımız proton transferi. Yani alkol baz görevi görecek ve sülfürik asitse bir proton verecek. Buraya bir H artı çizeyim. İlk olarak alkolümüzü protonlayacağız. Yani oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri sülfürik asitten gelen bu protonu alacak. Şimdi buraya neler oluşturduğumuzu çizelim. Önce karbon zincirimizi çiziyoruz. Bu karbona iki metil grubu bağlı ve oksijenimize artık iki tane hidrojen bağlı. Tabi oksijenin geriye bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Ve bu da oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Elektronları gösterecek olursak, burada morla işaretlediğim elektronlar sülfürik asitten bu protonu alıp bu bağı oluşturdu. Şimdi elimizde alkol olunca bu adımın ilk önce olmasının nedeni bunun E1 mekanizmamız için daha iyi bir ayrılan grup oluşturmasıdır. Ve su hidroksit anyonundan çok daha iyi bir ayrılan gruptur. Sonraki adımda bu bağdaki elektronlar oksijene kapanır ve su ayrılır. Bunu yaptığımızda bu kırmızı karbondan bir bağ almış oluyoruz. Ve burada bir karbokatyon oluşturuyoruz. Çizmeye başlayalım öyleyse. Karbon zincirim şöyle. Burada karbona bağlı metil gruplarımız mevcut. Ve kırmızı karbonsa şurası oluyor. Bu bir sekonder karbokatyon çünkü kırmızı karbon doğrudan iki karbona bağlı. Onları da morla işaretledim. Evet, bu bir sekonder karbokatyon kırmızı karbonun artı bir formal yükü de var. Onu da ekleyelim. Şimdi düzenleme olasılığına bakalım. Daha kararlı bir karbokatyon oluşturmak için herhangi bir şey yapabilir miyiz? Önceki örnekte olduğu gibi bir metil göçü olabilir. Biraz yer kazanmak için şunu sileyim. Evet, metil göçü yapacağız. Yani bu metil grubunu kırmızı karbona taşıyacağız. Şimdi bu metil göçünü gösterelim. Artık bu karbonda sadece bir metil grubu var ve taşıdığımız metil grubuysa şuraya geçti. Kırmızı karbona geçti. Tabii bu durumda kırmızı karbonun artık artı bir formal yükü yok. Bu artı bir formal yük bağ kaybetmiş mor renkli karbona geçiyor. Bu yüzden artı bir formal yükü şuraya çiziyoruz. Burada da karbonu gösterelim. Tabii bu artık bir tersiyer karbokatyon oluyor. Ve bu sekonder karbokatyondan daha kararlı bir karbokatyon. Bu bir E1 mekanizması olduğundan zayıf bir bazın geldiğini ve bir proton aldığını biliyoruz. Bu durumda birkaç farklı yerden proton alabiliriz. Mesela bu karbondan bir proton alabiliriz. Önce şuraya bir baz çizelim. Ve bazımız bu protonu alıyor. Böylece bu elektronlar buraya gelerek artı bir formal yükü ortadan kaldırıyor ve ürün olarak alken oluşuyor. Şimdi ürünümüzü buraya çizmeye başlayalım. Artık burada bir çift bağ var. Geri kalanını da hemen tamamlayayım. Bu bizim olası ürünlerimizden biri. Şimdi elektronları gösterelim. Bu kez mavi kullanıyorum. Bu bağdaki mavi elektronlar ürünümüz olan alken'deki çift bağı oluşturdu. Peki, farklı bir yerden proton alırsak ne olur? İşler fazla karışmadan hemen buraya yeni bir karbokatyon çiziyor. Evet, yeniden buraya bir karbokatyonumuzu çizdik. Mor karbonumuz şurada. Artı bir formal yüke sahip. Ve kırmızı karbonsa yine yerinde. Şurada. Peki bu kez protonu kırmızı karbondan alırsak ne olur? O zaman şuraya önce bir proton ekleyeyim. Zayıf bazımız şuradan ortaya çıkıyor diyelim ve bu protonu alıyor. Bu durumda buradaki elektronlar buraya gelip çift bağımızı oluşturuyor ve böylece diğer alkenimizi elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu ürünü çizelim. Önce karbon iskeletini çizerek başlayalım. Bu kez çift bağ kırmızı karbonla mor karbon arasında olacak. Yani tam şurada. Şimdi mavi elektronları ürünümüzde de gösterelim. Bu elektronlar buraya gelerek çift bağımızı oluşturmuş oldu. Aslında bu tepkime için bir ürün daha var. O zaman şimdi buradaki sekonder karbokatyonumuza geri dönelim. Eğer burada düzenlenme olmazsa bu sekonder karbokatyon bir proton alabilir ve son ürünümüzü oluşturabiliriz. O zaman şimdi bu kırmızı karbonu düşünelim. Bu karbonun yanındaki ona komşu olan karbonlara bakıyoruz. Sol taraftaki mor karbonun herhangi bir protonu yok. Bu yüzden ondan proton alamayız. Ama sağdaki mor karbondan alabiliriz. Öyleyse buraya bir hidrojen ekleyelim. Şimdi bazımız ortaya çıkıyor ve buradaki protonu alıyor. Ve böylece buradaki elektronlar şuraya geliyor ve son ürünümüzü elde ediyoruz. Şimdi buraya karbon yapısını çizerek bu ürünümüzü de çizmeye başlayalım. Çift bağımız da şurada olacak. Aslında her şeyi silip yeniden çizelim. Sanırım düşündüğümden biraz daha fazla alanım var. Evet, karbon iskeletini şuraya çizelim. Çift bağ artık şurada oluyor. Bu karbona bağlı metil grubunu da ekledikten sonra elektronları bir gösterelim. Mavi elektronlar buraya gelerek üründeki çift bağ oluşturdu. Böylece bu E1 tepkimesinden 3 ürün oluşturduk hangisinin ana ürün olacağını düşünürsek yer değiştirme yani sübsitüsyon derecelerine bakalım. Sağdaki alkenle başlayalım. Çift bağın uçlarındaki iki karbonu düşündüğümüzde 1 2 3 4 alkil grubu var. Yani bu bir tetra sübsitüe alken ve bu ana ürünümüz olmalı. Çünkü en kararlı alken bu. Peki buna bir bakalım. Çift bağın ucundaki karbonlarımız şunlar bu kez sadece iki tane alkil grubu görüyoruz. Yani bu bir disübstitüe alken. Ve son olarak soldakine baktığımızda bu da bir mono sübstitüe alken oluyor. Çünkü iki karbonumuz şurada ve yanlarında da bir alkil grubu görüyoruz. Bu yüzden bu bir mono sübstitüe alken. Ve bu sekonder karbokatyonumuzdan geldi. Herhangi bir düzenleme yok. Yani bu bizim ana ürünümüz olmayacak. Çünkü ürünler arasında sadece küçük bir yüzdeyi mono substituent oluşturacak. Öyleyse ürünlerimizin çoğu di ve tetra sübsitue'ye alken olacak. Tabi tetra sübsitue alken en kararlı olduğundan ana ürün oluyor.